Sevgili izleyiciler, programımızı bir başka durakta sürdüreceğiz. Bakalım sırada hangi sektör ve hangi firma var? Merhaba sevgili izleyiciler, Sakarya Hendek'te 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Burayı da buranın bölge müdürüyle konuşacağız. Yanımızda Hıdır Erkoçlar beyefendi var. Nasılsınız Hıdır Bey? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Alanımız 3 milyon 580 bin metrekare alan üzerine kurulmuş bir organize. 93 parselimiz var. 92 parselimiz satıldı. Üzerinde muhtelif sanayiciler iştigal ediyor. Hı hı. Bir tane satılmayan parselimiz var. Peki kaç yılında kuruldu burası? Ne zamandan beri hayatta? 97 yılında kuruldu. Daha sonra işte 2000-2002 yıllarında tamamen faaliyete geçen bir organize. Çalışmalar hızla devam ediyor ve Doğu Marmara bölgesinin Gebze'den sonra ikinci büyük organizesi diyebiliriz. Bu arada sizin asıl mesleğiniz mühendislikti. Yolunuz burayla nasıl kesişti? Ben inşaat mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Çevre şehircilikten emekli oldum. Buraya geldim, teklif etmişlerdi ve oradaki görevimi de bitirmiştim. Ve benim için de iyi oldu. Ocak 2015'te başladım. Bir yıla yakın dolmak üzere. Çalışmalarımız, teknik elemanlarımızla beraber buradaki hizmetleri yürütüyoruz. Neredeyse bir yıl olacak, yılınızı dolduracaksınız. Peki ne gibi çalışmalar yaptınız geldiğinizden bu yana? Şimdi bizim burada müteşebbis heyet tarafından kurulu bir organizeydi. %50'nin üzerinde sanayici üretime geçtiği için sanayicilerin yönetimine geçti. Valinin şeyinden alınarak sanayicinin yönetiminde devam eden bir organize oldu. Ben geldiğimden bu yana sosyal tesislerle hep ilgilendim. İdari binamız yok. Şu anda gördüğünüz gibi prefabrikte hizmet ediyoruz. Onu yaptık. Daha henüz bitmedi. Ticari merkez yaptık. OSGB binası yaptık. Giriş düzenlemeleri yaparak hizmetlerimiz devam ediyor. Ticari merkezimiz 14 dükkan. Bunun çoğunu verdik. 4 tane falan boş kaldı ve hizmet görüyor. Bunlar tabii sanayicimize hizmet eden dükkanlar, tedarikçiler. Sanayinin ek ihtiyaçları için Sakarya'da bulamadıklarını veya Hendek'te bulamadıklarını zaman kaybına neden olmamak için direkt buradan alabiliyorlar. OSGB binamızda yine sanayiye hizmet ediyor. İş girişlerinde sağlık heyet raporları vesaire durumları hep buradan sağlanarak hizmeti yürütmeye çalışıyoruz. Çok da iyi oldu. Yine sanayicimiz ve çalışanın nefes alabileceği bir hem park hem dinlenebilecekleri bir alan şeklinde hizmet veriyor. Ve memnun herkes de. Tır parkı yaptık. Bir de tabii alan büyük olduğu için dışarıdan gelen işçiler için ring parkuru yaptık. Yani kimse açıkta kalmasın. Her 45 dakikada bir minibüslerimiz gelerek onları alıyor, gideceği güzergaha götürüyor. O nedenle herkes memnun şu an için burada. Taşımada da kolaylık sağladınız buradaki insanlara. Hizmetleriniz devam ediyor sonsuz. Ediyor evet, evet sonsuz. Bu arada burası bir sanayi bölgesi. Hangi sektörler var daha çok bünyenizde? Evet. Bizim burası Karma OSGB. Burada tekstil var, mekanik ve oto sanayiye hizmet eden Çamsan var. Yine aynı şekilde mobilyaya hizmet eden sanayicilerimiz var. Galvanizler var, var ve Karma bir OSGB olarak devam eden bir organize. Peki bunun ne gibi zorlukları oluyor size? Yani Karma OSB'lerin zorlukları diğer organizelerde olduğu gibi özellikle galvaniz ve diğer katı atıkları fazla olanların sık denetimleri oluyor. Ve bunların hepsinin ayrı ayrı arıtmaları var. Arıtmalardan sonra genel SASKİ'nin deşarjına veriliyor. Ve çok problemler yaşamıyoruz. Yani denetimler oluyor hem çevre şehircilik olarak hem bizlerin çevre danışmanları olarak. Periyodik haftada günlük şeylerimiz, gözetmelerimiz doğrultusunda iyi bir şekilde devam ediyor.
siz de aslında esaslı bir çevrecisiniz. Evet. Geçmişinize baktığımız zaman da bu zaten ortaya çıkıyor. Burada çevre adına ne gibi tedbirler alınıyor? Çevreyi korumak adına daha doğrusu. Yani biz yeşili korumaya çalışıyoruz. Gezdiğinizde çevre yeşil parklarımızı göreceksiniz zaten. Ve yeni yeni de devam eden parklarımız var. Biraz ileride futbol sahamız var. İçerisinde helikopter pistimiz var. Yemyeşil bir alan içerisinde hizmet veren bir organize olmayı tasarlıyoruz. Daha da güzel şeyler yapacağız. Evet, bu arada başarılarınız da var tabii ki. Bunlardan da bahsetmenizi çok isterim. Bizim burada tabii 500 sanayici içerisine giren Türkiye'de büyük firmalar var. Aşağı yukarı 6-7 firma böyle ödül almış firmalarımız var. Aynı zamanda yabancı firmalarımız var, 7'ye yakın. Bunlara hizmet vermek açısından helikopter pist de yaptık uzaktan gelenler için. Yani hizmetlerimiz çok iyi, başarılarımız bu şekilde devam ediyor. Sanayi ülke ekonomisine çok katkısı olan bir sektör. Bununla ilgili olarak da tabii ki ekonomiye katkılar devam ediyor sağlanmaya. Siz nasıl görüyorsunuz bu gidişatı? Yani 2016 yılı için daha parlak bir düşünüyorum. 2015'te biraz böyle dalgalanmalar oldu ama bu seçim sonrası hareketlenmeler daha net ve daha verimli olacağını tahmin ediyorum. Sanayicilerle görüşmelerimizde, konuşmalarımızda onlar da aynı şeyi düşünüyorlar. 2016 daha verimli olacak. Burada sanayicilerin aslında siz sesi, nefesi oluyorsunuz. Onların derdine derman oluyorsunuz. Ne gibi sıkıntılar yaşıyor? Ne gibi çözümler buluyorsunuz onlara? Ya biz tabii sanayi için buradayız. Sanayicilerin en büyük problemi burada. Düz işçi bulmada çok sıkıntı çekiyorlar. Mesela bizde şimdi bir tekstil firmamız var. Yeni üretime geçiyor. 1000 tane düz işçiye ihtiyaç var. Bunun %45'i bayan, %55'i de erkek olacak. Ama bu işçiyi bulmak, yani sırf bizim için değil, organizelerin tüm sıkıntısı, düz işçi bulmada sıkıntı yaşanıyor. Sakarya'da da biliyorsunuz organize sanayi bölgeleri gittikçe gelişiyor. 8 taneye yakın bir organize daha kurulacak ortalama toplamda. Bunların toplam hizmete girdiğinde 70 bine yakın bir düz işçiye ihtiyaçları olacak. Yani Sakarya'nın tabii bu düz işçiyi kendi bazında sağlaması biraz zor. Çünkü konut sıkıntısı da var bu insanlara hitap edecek. Bu nedenle büyükşehir belediyeleriyle ve diğer kendi belediyelerimizle görüşmelerimiz, bunlara hitap eden konutlar planlanıyor. Bunu da bu şekilde giderilirse çok daha verimli olacağını tahmin ediyorum. Gelelim hedeflere, geleceğe yönelik plan ve projelere. Bugüne kadar birçok yol kat edilmiş bir yıl gibi kısa bir sürede. Bundan sonra neler var ufukta? Ya bizim imar plan tadilatlarımız Ankara'da. Onlar tasdik olduktan sonra buraya indirim merkezi planlıyoruz. 154 kava. Sanayinin elektriği çok gelişen bir organize olduğu için ileride yetmeyecek. Bunun plan ve projesini yapacağız 2016'da. Daha sonra da otobana doğru gelişme safhalarımız var. Ve onları da sağlarsak otoban ve D100 üzerinden giriş kapılarımızda organizemiz çok daha güzel, çok daha verimli olacak. Hizmetinize hizmet katacaksınız böylelikle. Evet, evet öyle. Başkanımız sayesinde bizim buranın biliyorsunuz yönetimi sanayici tarafından oluyor. Evet. Sanayicilerimizden 5 kişi yönetimde toplam çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hepsi birbirinden değerli sanayiciler, ufukları geniş insanlar ve çok güzel şeyler olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Bize de kapılarınız açıktı. Sağ olun bunun için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Bizi tanıttınız. Her zaman bekleriz. Sevgili izleyiciler, Hıdır Bey'le olan sohbetimiz burada sona erdi ama programımız bir sonraki durakta kaldığı yerden devam edecek.